Görülen kadronun arkasında müthiş bir altyapı çalışması var. Bir set var. En önemlisi de galiba o. Türk sinemasında eşine az rastlanır diyelim. Eşsiz demeyelim de hani hata yapmış olmayalım. Sadece bir film için tasarlanan bir mekan, bir film için tasarlanan kostümler. Gidilip bir yerlerden kostüm bulunmadı. Sadece bu film için tasarlanan takılar ve üstüne üstlük makyajlar. Evet. Ve neredeyse oyuncular da tasarlandı. Çünkü special efektlerle, özel makyajlarla sadece bu filme adanmış bir dünya kuruldu orada. Müziğini de... Evan Tiere Butsika, evet, babam ve oğlumun müziklerini yapan Mustafa Ziya Ülkenciler yazılı olarak yeni bir alfabe geliştirdi. Müthiş. Ulakfabe diyebiliriz buna belki. Yani ulak için her şey yeniden tasarlandı. Ve bir yapımcının da buna cesaret etmesi Türk sinemasında bir örnektir diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru. Yani bir maceraya, hikayeye inanarak o da atılıyor. Çok Bunlar doğru. çok önemli şeyler. Biz zaten en etkilendiğimiz tarafı o oldu. Sete girer girmez ulak köylü oluverdik. Siz hepiniz bir maceraya atılmışsınız zaten oyunculuklarınızla. İçeri girerken de size tek tek söyledim, özellikle havarilere. Yani bu kadar kısa zamanda böyle mi oyunculuk gösterilir? İşte oyunculuk budur. Hani bunu size tabii benim söylemem hiçbir şey ifade etmeyebilir ama... Aa. O kadar kısa sürede böyle bir performans, bu nasıl bir oyunculuk ispatıdır? Doğru. Yetkin çok farklı. Artık Çağan'ın filmleri size hiç yabancı değil. Çağan'ın karakterlerinde ama hep çok birbirinden farklı karakterler canlandırdınız. Bu seferki de çok farklı. Ama ipucu vermeyin derim ben. Gelip sizi görsünler. İpucu verip de kötü olmayayım, evet. Tamam. Babam ve oğlum çok etkileyiciydi. Hı hı. Çok etkileyiciydi. O çünkü o naif karakteri ben çok sevmiştim. Hı. Yani o çok özel bir adamdı. Bu da özel bir adam. Bu da farklı ve özel bir adam tabii. Yani şimdi buna da söylenecek bir şey yok. Ne hayat gibi işte. Evet, hayatın evet, içi hayat gibi. Gibi değil mi? Ben hep ona inanıyorum zaten. Onun için Çağan o kadar hayat gibi bir adam ki hayatta işte çocukları mesela 45 dakikada seçtiğinden söz ediyor. Evet, ya. Ümit bir ön hazırlık yapmış, çok güzel çalışmış. Ama bir yönetmen düşünün ki 25 çocuğa bakıp tamam diyebiliyor. Bu kadar da kendine güvenen hayat gibi bir adam. Seçtiği oyunculara da öyle. Bana da örneğin Salim rolünü emanet ederken, burada Adem rolünü emanet ederken şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak sıkılmaları, kasılmaları hiç yok. Tamam. Yetkin Salim'sin, Yetkin Adem'sin. Bu güven insana özgüven aşılıyor. Çağan'la çalışmak bu anlamda da çok güzel bir şey. Ne? Bir kere hayalleri olan bir adam. Evet. Ben onun filmlerinde, dizilerinde beni ilk o çok etkilemişti. O Çemberimde Gülo'ya belki de yani uzun yıllar sonra seyrettiğimiz ilk dizi oldu bizim. Evet. Birçok kişinin. Ve o küçücük bir çocukken kurduğu bir hayalden, çocukluğundaki bir anıdan yola çıkarak yaptığı bir iş olarak hatırımda kaldı benim. Hayalleri olan çocuk olmak ne kadar güzel. Yani filmin bir yerinde zaten hani afişte de var. Bazen tek çare bir hikayeye inanmaktır. Masal diyelim, öykü doğru. diyelim, hikaye diyelim. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biz de zaten hikaye anlatıyorlar. Biz seçmediğimiz bir hikayenin içinde hikaye olmaya başladık. Doğru. Dolayısıyla masalların gerçekliği bizi daha çok ilgilendiriyor artık. Kendi masallarımızı kurarsak hele hele. Doğru. Ben yani şu Çağan'la ilk filmde bir de son filmde de çalışmış oldum. Ve sinematografik olarak çok şey değişmiş ama o heyecan ve coşku ve inanç hala ilk filmdeki gibiydi. Yani bu çok etkileyici bir şeydi. Yani hala hepimizin enerjisindeydi ve bu filmde inanmak çok önemliydi. Her yaptığımız işte önemli ama bunda ekstra bir önemliydi ve hem çocuklar hem Çetin abiler hem hani bütün kuşaklar vardı filmde ve herkes o inancı Çağan'dan aldı. Yani sette acayip bir hava, acayip bir aura vardı yani.
Bu çok önemli tabii. İnandırabilirsiniz karşınızdaki bir grubu ama her nesli kendinize inandırmak evet. gibi bir başarıdan evet. söz ediyorsak evet. bu çok çok ciddi bir şeyden söz evet. ediyoruz. Çağın ayrıca ama. Çok cesur da bir yönetmen. Yani böyle bir senaryoyu yazmak ve bunu beyaz perdeye aktarmak yeni denenmemiş bir şey. Doğru. Çok cesur Doğru. bir yönetmen. Kendini Hı. tekrar etmeyen, yenilikçi bir yönetmen her şeyden önce. Zaten. Yani o setteki ortam hem Ayvalık'ta hem buradaki Pısırkaya'da kurulan köyde. Yani sete gittiğimiz zaman hakikaten o zamanın, o hikayenin içindeki o olaya ve o zamana, o büyüyü o kadar kendimizi kaptırıyorduk ki. Hakikaten çok etkileyici açıkçası. Ama zaten filmin verdiği mesaj da korkmakla ilgili. Hani çok fazla bir şey söylemiyorum diyorum değil mi? Çünkü burada da yenilikçi ve korkusuzluğu neden korkmak ve neden korkmamak gerektiğini anlatıyor. O kadar da günümüze dair ve kendi kişiliğiyle ilgili ki çok kısa bir yer. Evet sözümüz sizde. Buyurun. Günümüze dair çok şey söyleyen bir film dediniz. Ben daha dün Ali Düşen Kalkar'la gene Ulağa konuşurken birdenbire onun söylediği bir cümle çok hoşuma gitti. Soru soruyorlar dedi. Yani filmde eksik, anlamadık, ne oldu? Çok anlaşılmayacak bir şey değil aslında bu film ya. Yani hani diyorlar ben ona çok inanmıyorum. Bir iki eleştiri de okudum hani böyle anlamıyoruz, anlamadık. Yani cümlesi o kadar basit ki. Aslında bizim günümüzde yaşanılan, bütün dünyada ve ülkemizde de yaşanılan bir anarşi var. Ona... Ben şimdi elim kolumu salladım sana kalmış. Ben anlama meselesine ona, biraz takıyorum. Ona maruz kalmış insanları anlatıyor. Anarşi ve ona maruz kalmış insanlar. Bir de... Anlaşılmayacak hiçbir şey yok gibi geliyor bana. Neden? Ya biz başka türlü bir şey anlıyoruz. Yani... Çünkü anlatıyor aslında. Acaba düşünce film kendini çok güzel anlatıyor. Yani çok basit. Bilmiyorum gerçekten köşe bir çerçevesi var. Bence çok basit. Herkesin bir tane yani çok sade gibi. Pardon. Çok özür dilerim ama hani konuşasımız geldi bak. Sonra ekledim. Evet, çok basit doğru. deyince de hani evet. sakın yanlış anlamayın. Basite indirgemiyorum. Yok yalınlıktır. Yalın. Aynen söylemek istediğim buydu. Çok yalın aslında. Sadece oturup bir aslında felsefe yapıyor film. Yani nasıl felsefe yapıyor? Tam da bunu söyleyeceğim. Aslında felsefeye ihtiyaç duymadan çok basit söylüyor. Belki de bu film izlendiğinde bir felsefe beklendiği için karmaşıklaştırılmaya ya da anlaşılmaya ihtiyaç duyuluyordur bazıları için. Ama bu filmin derdi felsefe yapmak değil. Hayır hayır öyle felsefe değil. Mesela benim hayatımın gerçekten hayatımın ilkesi olan bir tek cümle vardır ve ben bunu ilkokulun hatırlamıyorum. İstinye İlkokulu, köy mahalle okulu mezunuyum ben. Hayatımda aldığım en iyi eğitimi orada aldım diyebilirim. Ondan sonra konservatuvar başladı ve çeşitli okullar. Onunla birlikte başladı ilkokulda zaten konservatuvar ama bizde hepsi ikisi paralel gitti birbirine. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Yani bu felsefenin de giriş nokta. Yani bunun gibi felsefe yapıyor demek istiyorum. Hı hı. Bunu felsefe kitaplarında karıştırmanız gerekmiyor bunu bilmek için. Benim annem bundan mesela daha... kendisine iğne yapılmasını istemezdi ama hep iğne yapardı mecbur hemşire oldu. Mesela bundan daha basit bir şey olabilir mi? Bunun gibi bir örnek söylemek istedim felsefe yapıyor derken yoksa akıl karıştırmak için değil asla. Pardon. Biz şimdi birbirimize karıştık. Evet. Bir de anlamak çok önemli bir şey değil. Sevda gibi bir şey bu. Evet ya benim yani birine, anlamaya çalışmak... Seni seviyorum da anladın mı dememe gerek yok. O sevda geçiyorsa, bir hisse, bir sezgiyse zaten geçiyor. Doğru. Yani anlatıyorum, bak anlıyor musun olmaz. Doğru. Ya da şunu anladım, bunu anladım olmaz. Bir şey geçer bana. Bazen gözümle gördüğümden daha çok şey görürüm gözlerimi kapadığımda. Bu film gözü kapalı izlenecek bir film. Bence. Ya da işte bu film biraz karışıkmış, bu zormuş filan diye yani baştan şartlamamak mı lazım acaba? Şey hani bu böyle fantastik bir filmmiş. Bakın orada 5 yaşındaki çocuklara evet. bu senaryoyu algılatıp 12 evet. yaşına kadar 15 yaşına kadar çocuğum var. Onlara ben bunu algılatıp zamansız, mekansız, burası köy mü, bir şehir mi, biz neyiz, neredeyiz?
aslında bütün bunları anlatmak hani bizim için de bir dramaturji diye bir şey vardır. Tabii bunlara ki. Bakarız değil mi? Buradan değerlendiririz. Bunun dramaturjisini nasıl yapacağız şimdi? O yüzden elimizde sadece iki şey kalıyor. Durum ve o durumun içindeki insanın tavrı. Başka bir şey kalmıyor elimizde. Ay çok güzel film. Şimdi birden yine hatırladım. Çok güzel. Gerçekten artık, çok bir de zaten güzel. Filmimiz zamansız ve mekansız değil. Bugün sinemalarda. Seyirci evet. için. Aynen öyle. Evet.